Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, kuyumcularda hareketliliğe neden oldu. Altının yükselmesiyle bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, bazı vatandaşların altının tekrar yükseleceği umudu ile, yatırımlık altın almaya devam ettiği görüldü. Diğer taraftan altının yükselmesini fırsat bilen bazı dolandırıcıların ise, zaman zaman sahte altın bozdurmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Kuyumcular ise şüphe duydukları altınları, mihenk taşına sürterek ayarına uygun asit suyu ile test ediyorlar. Kuyumcuların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyat beklentileri ise, altının gramının 1500-1600 lira olması yönünde. Ne kadar yükselse de şu an gerçekten olması gereken yerlerde değil. Yani normalen altının onsu 2200, 2300, 2500 dolarlar olması lazım. Yani diğer emtialara göre artan bir inşaat malzemesidir, diğer malzemelerdir %400, %500, hatta %700, %800'lere varan artışlar oldu. Altın ve döviz bana göre çok çok geride kaldı. Yani şu an alınabilmesi en kolay olduğu zamanlar. Hani önümüzdeki süreçte bunlar altının onsu 2400, 2500 dolarlar olacağı ki konuşuluyor. Bunlar olması gereken rakamlar da o zaman altın 1500-1600 lira gram fiyatı olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil. Yani çok kısa sürede olacağı bekleniyor. Yani dünyadaki bu hareketler bunların olacağını gösteriyor. Onun için ki altın şu an ne kadar fiyat yüksek olsa da alınması gereken rakamlar ne olursa olsun altın, altın, altın. Döviz değil, altın. Altının şu anda hani mevcut olan savaşlardan dolayı daha çok yükselmesini bekliyoruz. Genel talepte has altına var. Çünkü bir yatırım aracı olarak görülüyor. Vatandaşın genel talebi has altın, daha sonra çeyrek, yarım, tam altın bu şekilde gidiyor bütçeye göre. Son bir haftadır her gün 10 lira 20 lira üstüne geliyor ve şu anda da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü şu anda ortalık biraz karışık. Bu da altının işine gelir. Dolarda hareketlenme yok. Bu da altına yansıyor zaten. Genelde almaya geliyorlar. Yani genelde bu şekilde talep geliyor. Yükseldiği zaman halk alır. Şu anda da o şekilde devam ediyor. Ben de katılıyorum. Kesinlikle kısa vadeli değil. Onu aldığım en az bir ay ve daha fazla zaman diliminde onu düşünmek lazım. Kısa sürede alıp satılacaksa gerek yok. Düğünlerde yani tabii yakınlık derecesine göre değişiyor. Eskiden bilezik alırlardı. Şu anda yarım çeyrek ona döndü. Yarım çeyrek alanlar şu anda gram altına döndü. Daha fazla gümüşe. Çünkü altınlar ateş pahası olmuyor. Bütçe getirmiyor. Başka diğer yerlere yatırım yapıyorum. O altına değil. Gümüşü kullanma amaçlı alıyorum. Daha uygun geliyor fiyatları. Şu an beyaz altın, gümüş hiç fark etmiyor benim için. Aynı gösteri taktığın zaman belli olmuyor gümüş mü altın mı. Onun için gümüşe daha tercih ediyorum. Artacağını sanıyorum. Dolar bazlı olduğu için bence fiyatların yükselediğini düşünüyorum. Euro, dolar şu anda. Ama biliyor musun peki? Fırsat buldukça 3-5 işte çocukların geleceği açısından almaya çalışıyoruz tabii de ama eskisi gibi değil mesela. Önceden asgari ücrete kaç tane alınıyordu, şu anda kaç tane alınıyor. O yüzden çeyrek veyahut da ne bileyim yarım. Tüm nasip olmuyor. Tüm almak artık eskisi gibi değil.